Yani Kürt sorunu doğrusu yüzyıllara tekabül eden, günümüze geldiğinde artık ağır bir krize dönüşen, her gün bu toplumu bir şekilde, yani tabii yüzyıldan bu yana kadar ağır bedellerle bugüne kadar gelmiş, halen de çok ağır bedellerle devam eden bir meseleden bahsediyoruz. Bir halkın diliyle, kültürüyle, coğrafyasıyla inkarından bahsediyoruz. Bu açıdan Kürt sorunu belki de Orta Doğu'daki temel sorunların en başındaki dinamiğidir diyebiliriz. Yani bugün dört ülke arasında paylaştırılmış hem coğrafik hem de etnik olarak dört ülke arasında, bölge ülkesi arasında paylaştırılmış Kürtlerin varlığının, kültürünün, dilinin, kendisi gibi kendi kaderini tayin etme hakkının, sonuçta bir yere geldiğinde yaşam hakkının elinden alındığı, aslında Orta Doğu krizlerinin temel dinamiği haline gelmiş bir halkın inkarı ve bu inkara karşı bir halkın varoluş mücadelesidir. Uzun zamanlardır evet, yani işte Sayın Öcalan'la görüşme noktasında ciddi sıkıntıların zaman zaman ortaya çıktı. Bu ilk değil, zaman zaman ortaya çıktı. İşte cezaevi sürecinden bu yana bu tür tekrarların olduğunu biz de görüyoruz, müşahede ediyoruz. Ama tabii tecrit meselesi, salt bir işte bir tecrit kavramı etrafında değerlendirmek doğru bir yaklaşım olmaz. Bu esasında bir hukuk, özgürlük, demokrasi, insan hakları meselesidir. Yani eğer bir ülkede siz bir insanı en temel hukuki haklarından mahrum bırakıyorsanız, siz o ülkede özgürlüklerden, demokrasiden, insan haklarından bahsedemezsiniz. Yani tecrit meselesi uygulandığında şu anlaşılmalıdır ki, o ülkede hukuk ayak altındadır. O ülkede insan hak ve hürriyetleri yoktur. O ülkede demokratik bir yönetim sistemi yoktur. Bütün bunların sonucunda ortaya çıkan bir resim var. O da işte Sayın Öcalan başta olmak üzere sonuçta bir şekilde içeride olan, cezaevlerinde olan insanların ya da dışarıda fark etmiyor. Sonuçta tecrit sadece bir alanla alakalı değil. Aslında toplumun tamamı şu anda bir tecrit altında. Toplumun temel haklarından soyutlanmış bir tecrit hali yaşıyor. Bütün bu dediğimiz işte hukuk, demokrasi, insan hakları, evrensel değerlerin ayaklar altına alınmadığı bir ortamda siz bu durumu zaten pratize edemezsiniz. Pratize ediyorsanız demek ki biz bu kavramlardan bu ülkede bahsedemeyiz. O açıdan tecrit meselesi bu ülkenin içine girdiği krizler toplamı girdabının bir sonucudur. Yani ne olursa olsun demokratik devletlerde, hukuk devletlerinde bir insanın temel hukuki hakları yine bir hukuk ile, yine bir devlet ciddiyetiyle güvence altına alınmış olur. Aslında bunun ortadan kaldırıldığı pratiğin adı tecrit ise, burada yani hukuki ya da ciddi bir devlet mantığından da bahsedemeyiz. O açıdan evet, Kürt sorunuyla tecrit bağlantılandırıldığında sonuçta Kürt sorununun çözümünün demokratik yollarla olacağının, olması gerektiğinin belki tarih onlarca defa ortaya koymuştur. Ya da bugün savaş politikalarını ortaya koyanların yüzüne defalarca vurmuştur, çarpmıştır adeta. Eğer bu ülkede demokratik bir Kürt sorunu demokratik yollarla çözümün engelleniyorsa, ki tecrit bunun ana şeylerinden bir tanesidir, en nihayetinde Kürt meselesinin çözümü noktasında, demokratik yöntemlerle çözümü noktasında da konuşacak aktörlerden bir tanesi de Sayın Öcalan'dır. Ve Öcalan'ın üzerindeki bu tecrit uygulandığı müddetçe de demek ki şunu anlıyoruz. Evet, bu ülke savaş politikalarını önüne almış, Kürt sorununun demokratik yollarla çözümünü şu anda en azından kafasından geçirmiyor. Yani sistematik olarak uygulanan şey sadece tecrit değil aslında. Yani son 10 yıldır AK Parti MHP iktidarının Kürtlere yönelik planlı, sistematik ve stratejik bir süreç sürdürüyor, yürütüyor. Yani Kürtlerin her alanda, yani sivil alandan tutun siyasete kadar
işte basından tutun ekonomisine kadar her alanda Kürtlere yönelik sistematik bir süreç zaten sürdürülüyor. Bu sistematik sürecin içerisinde aslında tecrit de bu sistematiğin içerisinde sistemsel bir şekilde yerini alıyor sadece. Yani bu açıdan olaya topyekun bakmak gerekiyor. Yani şunu görelim. 10 yıldır Kürtlere yönelik planlı, sistematik ve stratejik bir süreç sürdürülüyor. Ve bu sürecin beraberinde getirdiği şeyin bir tane maddelerin bir tanesi de tecridin kendisidir. Ama şu bilinmeli, yani ya da kaçırılan bir şey var. Yani bütün bu baskılara, bütün bu yıldırmalara, yani bugün Kürdistan bölgesinde ormanlar talan ediliyor, yıkılıyor. Doğa adeta bir katliam ile karşı karşıya. Yani sadece insanlara yönelik bir süreç değil bu. Bu coğrafyanın kendisine yönelik de bir saldırı söz konusu. Ama belki gözden kaçırılan bir şey vardır. Bütün bu baskılara, bütün bu yıldırma politikalarına, bütün bu sistematik ve stratejik baskılara ve zulme rağmen kırılmayan bir irade vardır. Herhalde bu süreci sürdürenler ve planlayanların gözden kaçırdığı şey budur. Bu irade eğer 100 yıldır kırılmamışsa, bundan sonra da bu irade kırılmayacaktır. Her şeye rağmen mücadelesine ve özgürlük yolculuğuna devam edecektir. Tecritin sonlandırılması ve Kürt sorunu demokratik çözümünde Öcalan'ın rolünü oynaması için söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani elbette ki şimdi Kürt sorununun çözümü eğer demokratik yöntemlerle çözülecekse bunun belli başlı aktörleri vardır. Yani bu tekli bir aktör değildir elbette ki. Bu belli başlı aktörlerin içerisinde Öcalan da vardır. Zaten devletin kendisi de bunu defalarca ortaya koymuştur. Yani çözüm sürecinde İmralı'da Öcalan'la yapılan görüşmeler, Öcalan'la birlikte başlatılan süreç de aslında Öcalan'ın bu meselenin çözümü noktasında aktörlerden bir tanesi olduğunu kendisi de zaten kabul etmiş durumda. Mesele şu, yani o noktaya geldiğinde kendisi de dönüp aktörlerden belli bir kesimi dışarıda bırakarak bu meseleyi çözemeyeceğini anlayacaktır zaten. Ama sorun meseleyi demokratik yollarla çözme noktasına gelmesidir. Ama maalesef dedim ya, tarihte bu meselenin savaş politikalarıyla çözülemeyeceğini, tarih adeta yüzlerine onlarca defa çarpmasına rağmen halen savaş politikalarında yani ısrar etmek ve halen savaş politikalarını ısrarcı bir şekilde sürdürmek sonuçta akli veya da mantıklı bir yaklaşım değildir. Bir gün eğer bu yaklaşım ortaya konulursa bu işin çözümünde ki demokratik yollarla çözümündeki doğal aktörlerden bir tanesi de elbette ki Öcalan'dır. Ve bunun şartı da Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılmasıdır. Cezaevlerinde olan insanlar nasıl ki eğer cezaevlerine atılmaları bir hukuk çerçevesinde ise o insanların cezaevlerindeki yaşam hakkının korunması da bir hukukla sağlanır. Devlet sistemlerinde bu böyle olur. Ama maalesef son dönemlerde artık cezaevlerinden cenazelerin çıktığını görüyoruz. Gencecik insanların intihar ettiği söylenerek cenazeleri teslim ediliyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bir devlet cezaevinde olan bir insan intihar etti diye cenazesini teslim edip sırtını dönemez. Cezaevinde bir insanın intihar etmesi sorumluluğu da yine devletin kendisine aittir. Mevcut hükümete aittir, iktidara aittir.